Edit grubunun komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için toPattern edit altından sıradaki komutumun ne olduğuna bakıyorum. Sıradaki komutumuz flip horizontally ve flip vertically. Bu komutlarımız simetrik olmayan nesnelerimizi çevirmek için kullanılır. İlk komut nesneyi yatayda çevirirken, ikinci komut ise nesnemizi dikeyde çeviriyor. Örnek için çalışma klasöründeki toDFlip adlı proje dosyasını sahnemizde açalım. Bunun için File, Open altına Project komutunu veriyorum. Daha sonra çalışma dosyalarından Flip, toDFlip adlı klasöre giriyorum. 27 nolu klasör. Seçtim toDFlip adlı projeyi aç komutuyla sahnede açıyorum. Gördüğünüz gibi sahnemizde simetrik olmayan bir nesnemiz mevcut. Şöyle uzaklaşalım 2D sahnesinden de. Şimdi bu nesnemizle ilgili komutlarımızı uygulayalım. Öncelikle nesnemizin kopyasını alalım. Bu işlem için nesnemi seçip hızlıca, tabii ki edit pattern aracım elimde, transform pattern'ı da seçebiliriz. Nesnemi seçip hızlıca Ctrl-C, Ctrl-V yapabilirim istersem. Ya da edit altından copy, yine edit altından paste komutunu vererek örneğin şuraya yapıştırıyorum. Evet, şimdi kopya aldığım nesne üzerinde artık komutlarımı uygulayabilirim. Öncelikle kopya aldığım nesnem seçilirken ne yapıyorum? Buradan toPattern edit altından flip horizontally, yani yatayda çeviriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi nesnemi yatayda çevirince birbirine bakan iki tane parça elde etmiş oldum. Şimdi aynı parçayı tekrar seçiyorum. Tekrar copy ve tekrar paste komutunu veriyorum ve götürüp şuraya tam üzerine yerleştiriyorum. Şimdi diğer komutumuza bakalım. Parçamı seçtim. toPattern edit altından. Bu defa flip vertically komutuyla dikeyde çevirdim parçamı. Bunu şuraya koyalım. Okay. Şimdi seçtim parçamı, Ctrl-C, Ctrl-V yaptım. Şuraya koydum. Yine bunu da horizontally, yani yatayda çevirelim. Parçam seçili, toPattern edit altından flip horizontally komutunu veriyorum. Böylece sahnede görmüş olduğunuz gibi böyle bir parça elde etmiş olduk. Şunları seçip biraz daha yaklaştırarak yanına koyabiliriz belki. Şekilde aynı şeyde dursunlar. X ve Y eksenlerinde. Şimdi bunları şöyle seçip silelim ve sıradaki komutumuzun ne olduğuna bakalım. Bunun için toPattern edit altından sıradaki komutumuza bakıyoruz. Sıradaki komutumuz rotate komutu. Bakın burada birçok rotate'in alt komutları var. Örneğin clockwise 45, clockwise 90 ya da counterclockwise saatin tersi yönünde yine burada 45 derece ve 90 derece seçeneklerimiz var. Şimdi bunları sahnede kullanabilmek için bu rotate fonksiyonunu sahneye bir tane rectangle çizelim. Bunun için toPattern altından create ve buradan rectangle aracını komutunu veriyorum. Sahnemde bir rectangle oluşturuyorum. Daha sonra bu parçaya transform pattern aracıyla bir kez dokunuyorum. Artık bunu çevirebilirim. Ancak şu an ben bunu 45 derece ya da 90 derece çevirirsem ortadan dönecek. Deneyelim. Parçam seçili. toPattern edit rotate clockwise 45. Görmüş olduğunuz gibi 45 derece ortadan döndü. Ancak ben belki şuradan dönmesini istiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Şu merkezdeki register noktasını götürüyorum. Bakın şuraya koyuyorum. Bıraktım. Şimdi tekrar toPattern edit rotate clockwise 45 komutunu veriyorum. Bakın artık buradan döndürmüş oldum. Aynı şekilde burada diğer seçeneklerimiz de var. Dilersek 90 derece döndürebiliriz. Yine saat yönünün tersi yönünde de bunu 45 derece döndürebiliyoruz ya da 90 derece döndürebiliyoruz. Tabii ki bu işlemi bu register noktasını nereye koyarsak oradan yapıyoruz döndürme işlemini. Belki şuradan dönmesi gerekiyordur. toPattern edit rotate clockwise 45 komutunu veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu durumda yine 45 derece sağa doğru döndürmüş oldum. Burada 45 derece 360 derecelik bir çemberin 8'de 1 oranına tekabül ediyor. Yani sola çeyrek derecelik bir açı yapmış olduk. Bu komutun hemen altındaki counterclockwise da dediğim gibi saatin ters yönde çevirmek için kullandığımız komuttur. Dolayısıyla bunu da şimdi seçip sahnemden siliyorum. toPattern edit altından sıradaki komutumuz arrangement. Yine arrangement tıpkı rotate'de olduğu gibi alt komutlara ayrılıyor. Bunlar bring forward, bring to front, send backward, send to back. Ancak arrangement nedir önce onu öğrenelim. Arrangement komutu nesneleri birbirinin önüne ya da arkasına almak için kullandığımız komut. Tıpkı eğer CorelDRAW kullanıyorsanız orada da bu komutlar vardır. Nesneyi öne ya da arkaya alabiliyoruz. Bring forward, bring ya da send backward gibi. Dolayısıyla arrangement komutu aynı orada neyse CorelDRAW'da
Burada da aynı işleve sahip. Bunun örnek için sahnede bir tane rectangle oluşturalım. Rectangle'ımızı to repair and create altından rectangle komutu ile oluşturuyoruz. Şöyle bir rectangle oluşturalım. Evet, bunun şöyle yukarı alalım ve resetleyelim yerini. Görmüş olduğunuz sahnemizde bir tane rectangle var. Şimdi ben bir tane daha rectangle yaratırsam bunu bu rectangle'ın üstündeymiş gibi kabul edecek. Bunun için tekrar toolbar'dan rectangle komutunu veriyorum. Bakın şurada bir yeni rectangle yaratıyorum. Bakın burada da zaten önde ve burada da ne yapmış oldu? Bu rectangle'ı bunun önünde kabul etti. Hemen şuna yeni bir şey atalım, material. Bunun için parçayı seçtim. Object Browser altından assign komutuyla ona yeni bir material atıyorum. Fabric, bakın bunu buna atadım. Şu an bu fabriğe dokunduğumda bunun etrafının pembe bir çerçeve ile işaretlerini görüyorum. Demek ki bu fabric buna aitmiş. Şimdi color kısmına gelip şu renk kutusundan kırmızı yapıyorum bunu. Şimdi ben sahneye bir rectangle daha yaratırsam bunu da bu ikisinin önündeymiş olarak kabul edecek. Bakın bir rectangle daha yaratıyorum sahnede. Buna da bir assign komutuyla yeni fabric atayalım. Bunu da mavi yapalım. Okey. Şu durumda dikkat ederseniz ilk rectangle'ımızın rengi beyaz ve programa göre en altta. Ondan sonraki rectangle kırmızı, programa göre alttaki rectangle'ın beyazın önünde. Son yarattığım rectangle ise mavi, yani kırmızının önünde. En öndeki mavi. Tabii bu farkındaysanız 2D alan için geçerli. Orada dikiş işlemlerinde bu arrangement komutlarını kullanabiliyoruz. Şimdi buradaki to repair and edit altındaki arrangement komutlarına bakalım. Buradaki bring forward komutu seçili nesneyi bir öne gönderir. Bring to front ise en öne gönderir. Deneyelim. Şu parçayı seçiyorum. En alttaki parçayı. Daha sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum. Bakın burada arrange var mı? Evet. Order. Buradaki adı order olarak değişiyor farkındaysanız. Burada to repair and edit altında arrangement, ancak buradaki adı order. Order'dan fark etmez. Buradaki arrangement neyse buradaki de o. Şimdi bring to forward komutunu verdim. Bakın ne yaptı? Kırmızının önüne geçti. Ctrl Z yapıyorum. Şimdi yine en alttakini seçtim. Ne yapıyorum? To repair and edit. Bunu da buradan yapalım. Arrangement. Bakın burada ne diyeceğim? Send bring to front. Yani en öne gönder diyorum. Komut verdim. Bakın en öne çıktı. Aynı işlemi buradaki diğer parçalar için de yapabilirim. Mavi parçayı seçtim. Ne yapıyorum? Sağ tuş yapıyorum. Order. Send to backward. Bir arkaya gönder dedim. Bakın kırmızı öne geçti. Ctrl Z yapıyorum. Mavi parçam seçili. Tekrar üzerinde sağ tuşa tıkladım mouse'umun. Order. Send to back. En arkaya gönder dedim. Bakın en arkaya gitti. Kontrol ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi en arkada. Dolayısıyla arrangement'ı ya da sağ tuştaki order'ı sahnede bu işlemler için bring front ya da send back, send front komutlar için kullanabiliriz. Nesnelerimizi birbirinin önüne de arkasına getirmek için. Evet. Tekrar kontrol ediyorum. Böylece A grubu edit menüsünün A grubu bütün komutlarını, A grubunun bütün komutlarını tek tek incelemiş olduk. Edit menüsünün komutlarını görmüş olduk. Bir diğer bölümde artık create menüsüne bakacağız. O bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.